Merhaba, ben Müjde Elmas. Ne sandına? Hoş geldiniz. Biliyorsunuz Kasım'da aşk başkadır. En azından biz öyle duyduk. Ama sadece duyduk. Dedik ki madem öyle biraz Cristiano Ronaldo'nun aşk hayatını irdeleyelim. Malum kendisi yakın zamanda Georgina Rodriguez'le ikiz çocukları olacaklarını açıkladılar. Peki bu mutlu aile tablosu nasıl oluştu? Ronaldo mutluluğa kavuşmadan önce neler yaşadık? Gelin birlikte bakalım. Konu Cristiano Ronaldo olunca tabii futbol hayatı kadar özel hayatı da ilgi çekiyor. Ronaldo'nun eski aşkları deyince listede kimler yok ki? Kim Kardashian, Paris Hilton, Irina Shayk. Sadece adı anılanlardan bahsetmeye ise gerçekten süremiz yetmez. Peki ama bu kadar ünlü isimden hiçbirinin Ronaldo Junior'ın annesi olmadığını ve Ronaldo Junior'ın annesinin kim olduğunu hala kimsenin bilmediğini biliyor muydunuz? Ronaldo'nun en büyük çocuğu olan Cristianinho ya da küçük Cristiano olarak anılan oğlu 2010 yılının Haziran ayında dünyaya geldi. Hatta Ronaldo ve Irina Shayk o dönemde hala birlikteydiler. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan döner dönmez yaptığı şu açıklamaya bir bakalım. Minik bir oğlanın babası olarak inanılmaz büyük bir sevinç ve tarif edilemez bir duygu seli yaşıyorum. Bebeğin annesiyle ortaklaşa aldığımız karar sonucu kimliğini gizli tutuyor olacağız ve oğlum benim himayem altında yetişecek. Tahmin edersiniz ki bu açıklama herkeste soru işaretleri yarattı. Söylentilere göre Ronaldo anneye kimliğini gizli tutması karşılığında 12 milyon dolar ödeme yaparak gizlilik anlaşması bile imzalatmış. Bebeğin annesi kimdi? Neden taşıyıcı anneyle dünyaya geldi? Ronaldo niye bize söylemiyor? Yani evet bize söylememe kısmı belki bizi ilgilendirmediği için olabilir tabii ama yani insan merak ediyor. İşte şan, şöhret güzel tabii ama özel hayatınızın da size özel kalması gerçekten çok zor. Ronaldo katıldığı bir talk show'da insanlar sürekli bebeğin annesi o mu bu mu diye tahminler yürütüyorlar. Ama şimdiye kadar kimseye söylemedim, söylemeyeceğim de. Cristiano Junior yeterince büyüdüğünde ona gerçeği açıklayacağım. İnsanlar istediği için değil, oğlum bunu bilmeyi hak ettiği için dedi. Excuse me. Sorry, I don't mean to break your flow here or anything, but can I just ask you one little question? Sure. What the f*** is wrong with you? What? You sat us down to tell us the story of how you met our mother 8 years ago. Yine Ronaldo'ya oğlunun annesiz büyümesi eksiklik yaratıyor mu? Onun için endişeleniyor musun diye sorulduğunda dünyada birçok çocuğun annesi ya da babası yok. Ebeveynleri ölmüş ya da terk edilmiş birçok çocuk var. Ve Cristiano Junior'ın muhteşem bir babası var. Harika da bir büyük annesi. Ayrıca tüm ailemin desteği ve sevgisi de onunla diyerek küçük Ronaldo'nun böyle bir eksiklik yaşamadığını belirtti. Ladies, you can give your tiny brains a rest. Once again the world has proven anything you can do. I can do better. Aslında Ronaldo'nun dünyasında tek ebeveynle büyümek garip bir şey değildi. Ronaldo her ne kadar babasına çok büyük saygısı olduğunu ve onu çok özlediğini belirtse de aslında o büyürken babası pek de ortalarda değildi. Ve annesi Ronaldo'nun hayatına dair çoğu kararı tek başına almıştı. Şimdi de küçük Ronaldo'ya bir nevi o annelik yapıyor diyebiliriz. Aslında Irina Shayk'ın annelik görevini üstlenmesini istiyordu ama süper modelin pek öyle bir niyeti yoktu. Olaylar daha da heyecanlı hale gelirken biz de tatlı bir şeyler yemek istedik ve yemek sepeti bana bir sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirerek Yemek Sepeti Bana Bir'den tüm market ihtiyaçlarınıza ve kampanyalı ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Ronaldo ve Irina Shayk'ın ilişkisine gelince, bir markanın çekiminde tanışan ikili kısa sürede sevgili haline geldiler ve doğrusu magazin basını tarafından da kısa sürede çok sevilen bir ikili oldular. Ama bu ikiliyi pek de gözü tutmayan biri vardı. Ronaldo'nun annesi Maria Dolores. Tam bir pembe dizi karakter ismi değil mi ama? Ronaldo 4 yıl süren ilişkileri sonucunda dünyanın en güzel kadınlarından birini, Irina Shayk'ı terk etti. Bu ayrılığın nedeni ise annesine ünlü modelin saygısızlık ettiğini düşünmesiydi. Hemen anlatalım. Ronaldo annesinin 60. yaş günü için bir parti düzenliyordu ve Ronaldo'nun annesine olan aşırı düşkünlüğünden rahatsız olan ünlü model partiye katılmayı reddetti. Hatta Ronaldo'nun bile katılmasını istemedi. Çifte yakın bir kaynağın söylediklerine göre Irina ve Maria Dolores arasında süregelen bir çekişme olduğu ve Ronaldo'yu paylaşamadıkları konuşuluyordu. Aynı zamanda Irina Shayk kariyerine yoğunlaştı ve küçük Ronaldo'ya annelik yapmadığı için Maria Dolores tarafından sürekli eleştiriliyordu. Ay sanki Ronaldo'nun sevgilisi değil de aşirete gelin olmuş gibi.
Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ronaldo da bu çekişmeye daha fazla dayanamayıp annesinin sözünü dinleyerek güzel modeli terk etti. Ama tabii Irina Shayk cephesinden de farklı suçlamalar gelmedi değil. Irina Shayk katıldığı bir davette, "Bir erkekte aradığım özellik dürüstlüktür. Kız arkadaşına karşı sadık olmasıdır. Hayatımda olacak insanda sadakat ararım." diyerek imalarda bulundu. Tabii bu sadakatsizlik iddialarına rağmen sanırım basın anneye yapılan saygısızlık hikayesini daha çok sevdi. Georgina Rodriguez'e gelince. Georgina Madrid'deki Gucci mağazasında çalışırken Ronaldo ile tanıştı ve bir anda hayatı değişti. Ronaldo gibi onun da gençlik yılları zorluklarla geçmişti. Babası hapse girmişti, annesini ise genç yaşta kaybetmişti. Ronaldo ile çıkmaya başladıktan sonra çift kısa zamanda birbirlerine bağlandılar ve Georgina küçük Ronaldo'ya ve Ronaldo'nun yine taşıyıcı anneden olan ikizlerine annelik yapmaktan inanılmaz mutlu oldu. Bütün dünya Ronaldo'nun ego ve güven problemleri yüzünden taşıyıcı anneleri tercih ettiğinden bahsederken 2017 yılında çiftin ilk bebekleri dünyaya geldi. Yani Georgina için ilk, Ronaldo için dördüncü. Ve bildiğiniz gibi Georgina şu anda da ikiz bebeklere hamile. Yani toplamda çocuk sayısı 6 olacak. Bunların 3'ü taşıyıcı anneden, 3'ü Georgina'dan. Yani evde 8 kişi. Bir de Ronaldo'nun annesi gelse 9. Of. Neyse sonuçta onlar mutlu. Maria Dolores de Georgina'yı seviyor. Dolayısıyla şimdilik hikaye mutlu ilerliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Ronaldo neden taşıyıcı anneden çocuk sahibi olmayı seçti? Georgina ve Ronaldo mutlu olabilecek mi? Irina gerçekten saygısızlık mı etti? Yorumlara bekliyoruz.